kalbim Allah sevgisiyle dolu. Nefsim hala dünyayı özlüyor. Nefsimi yenmem, nefsimin dizginlerini elime almam lazım. Nefsime savaş lazım. Evliya odur ki büyük insandır, ulu insandır, ermiş insandır. Evliya, gönlü Allah sevgisiyle dolu hak dostudur. Nurdan Kalp Abdülkadir Geylani, 1077-1165 yılları arasında yaşadı. Aşkla geldi, kemalle vefat etti. Bu dünyada 91 yıl ömür sürdü. Kadiriye tarikatının kurucusudur. Ehli sünnet inancını ve vahiy kültürünü dünyanın her yanına yaydı. Salih. Allah Teala bu gece sana kamil, olgun ve derecesi yüksek bir erkek evlat ihsan etti. Evliya arasındaki derecesi yüksek olacak. Bütün veliler ona, doğacak olan çocuğuna itaat edecekler. O yüksek derecelere kavuşacak. Ona itaat etmeyenler Allah Teala'ya yakınlık devletinden mahrum kalacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kandiller yandı, kandiller yandı. İftar vaktidir. Ramazan orucu başlayalı süt emmiyor. İftar olunca emmeye başlıyor. Oruç tutuyor bu çocuk.
Başlangıcım böyleydi. Dillerde söylenirdi. Beşikteyken oruç tuttum. Bunu herkes bilirdi. Havalar bulutlu. Bunun için Ramazan'ın çıkıp çıkmadığı konusunda tereddüt içindeyiz. Artık Ramazan'ı 30'a tamamlayacağız. Ama insanın kalbi mutmain olmak istiyor. Doğar doğmaz halleriyle dikkat çeken Abdülkadir'in babasına soralım. Çocuğu süt emiyor mu, emmiyor mu? Öyle ya. Eğer emiyorsa Ramazan ayı bitmiştir. Ey Salih, çocuğun yarın sabah süt emecek mi, emmeyecek mi bize bildirir misin? Hay hay efendim. Tabii. Ne oldu hanım? Çocuk emdi mi? Hayır bey. Birkaç kere zorladım ama ağzına bile almadı. Esselamu aleyküm hoca efendi. Abdülkadir bugün de oruçlu. Demek ki bugün de oruca devam. Asla yalan söylemedim. Yalanı kağıda bile yazmadım ve hiç yalan düşünmedim. İçimle dışımı bir yaptım. Bunun için işlerim rast gitti. Maksadım, niyetim, ilim öğrenmek, öğrendiklerime göre yaşamak. Sen çift sürmek için yaratılmadın ve çift sürmek sana emredilmedi. Yüce Rabbim, sana sığınıyorum. Aklıma mukayyet ol. Beni Allahu Teala'nın yolunda bulundur anneciğim. İzin ver, Bağdat'a gidip ilim öğreneyim. Dinimizin buyruklarına göre yaşayan salih kişileri ve evliyayı bulup ziyaret edeyim. Niçin bunları yapmak istiyorsun oğlum? Niçin Bağdat'a gidip ilim öğrenmek istiyorsun? Çift sürerken inek sen çift sürmek için yaratılmadın dedi. Korkup kaçtım. Evimizin damına çıktım. Orada gözüme hacılar göründü. Babandan kalan 86. Bu 86'nın yarısını kardeşine ayırıyorum. Kalanını da sana veriyorum. Altınları elbisenin koltuğunun altına dikeceğim. Hadi Allah selamet versin oğlum. Allah ilmini artırsın inşallah. Yolun açık olsun. Her ne olursa olsun doğruluktan ayrılmayacağına söz ver bana. Her ne olursa olsun,
Allah'ın izniyle doğruluktan hiçbir zaman ayrılmayacağım anne. Eşkıyalar! Aman Allah'ım! Eşkıyalar! Eşkıyalar bastı! Yanınızı kurtarın! Dikkat edin! Sakının kendinizi! Yürü gel! Ha! Hadi indirin şu develerdeki yükleri. Çabuk. Çıkarın, çıkarın, çıkarın. Ver şunları be, ver. Çıkarın paralarınızı. Değerli eşyalarınızı ortaya koyun. Altın, gümüş, pırlanta. Hadi. Hey derviş. Senin de bir şeyin var mı? 40 altınım var. Nerede? Koltuğumun altına dikili. Alay etme benimle. Sende 40 altın ne gezer? Elbisesinin koltuk altını sökün bunun. O dervişi alıp getirin bana. Baş üstüne. Altınların yerini niçin söyledin? Annem ne olursa olsun yalan söylememeni tembih etti. Doğruluktan ayrılmayacağıma söz verdim. Verdiğim sözde durmam lazım. Doğruluk dediğin şey nedir ki? Doğrulukmuş. Doğruluk odur ki İslam vasıtasıyla insanlara sunulan en güzel yoldur. Anama verdiğim sözü tutacağım. Ey saf ve temiz çocuk. Doğruluk sendedir. Bu kadar senedir ben beni yaratıp yetiştiren Rabbime verdiğim sözü bozuyorum. Pişmanım. Tövbe edip haydutluğu bırakıyorum. İnsanları soymakla yol kesmekle sen bizim reisimizdin. Şimdi de... Tövbe ederken reisimiz ol. Tövbe edin öyleyse. Evet. Biz de tövbe ediyoruz. Allah'ım, yüce Allah'ım, bizleri affet. Andolsun ki bir daha kötülük yapmayacağız. Alın, alın lütfen mallarınızı geri alın. Bizi bağışlayın, bizi affedin. Tövbe, tövbe. Allah'ın izniyle ilk defa benim vesilemle tövbe eden bu insanlara Allah-u Teala yardım etsin. Doğru yoldan ayırmasın. Thank you.
Esselamun aleyküm Esat Efendi, nasılsın? Ve aleyküm selam Yusuf Efendi. Elhamdülillah zaten iyiyiz. İçeri buyursana. Hayır, girmeyeyim. Abdülkadir Geylani isimli ilmi ve takvasıyla meşhur mübarek bir zat bugün sohbete gelmiş. Seni oraya götürmek için geldim. Hay Allah senden razı olsun. Ben de kendisi hakkında çok güzel şeyler duymuştum. Abdestimi alayım, hemen geliyorum. Kardeş olun. Birbirinize düşmanlık etmeyin. Allah'a itaatte birleşin. Ayrılığa düşmeyin. Birbirinizi sevin. Gücenip küsmeyin. Günahlardan uzak durup arının. Onlara bulaşıp kirlenmeyin. Rabbinizin kapısından başka kapıya gitmeyin. Allah'a yönelmekten geri kalmayın. Nasıl olsa ileride tövbe ederiz deyip tövbe etmekten geri durmayın. Geceleri ve gündüzleri Rabbinizden af dilemekten bıkmayın. Böyle yaparsanız merhamet olunur ve mesud olursunuz. Abdülkadir Geylani'nin şöhreti her tarafı kapladı. Şöyle düşünmelisin. İltifat edeceğin şeyler ya senindir ya da değildir. Eğer senin nasibinse er geç sana ulaşacaktır. Dolayısıyla aceleci davranıp edepsizlik etmene gerek yoktur. Şayet başkasının nasibi ise asla senin olmayacak bir şeyin peşinden koşmamalısın. Tamah ettiğin şey hiç kimsenin nasibi olmayıp fitne de olabilir. Akıllı insan fitneyi istemez. Olsa olsa ondan uzak durur. Kalbim Allah sevgisiyle dolu. Nefsim hala dünyayı özlüyor. Nefsimi yenmem, nefsimin dizginlerini elime almam lazım. Nefsime savaş lazım. İnsanlardan ve her şeyden uzaktayım. Nefsimin arzu ve isteklerini yapmayacağım. Nefsim neyi istemiyorsa onu yapacağım. Allah-u Teala'nın izniyle nefsimi yeneceğim. Çölde kendine eziyet etme. Al şu suyu iç, tazelen. Al şu meyveleri ye ve şehre dön. Eğlenmene bak. Orada asıl hayat, mal, mülk, her türlü süslü hayat seni bekliyor.
Ben senin nefsinim. Ben senin her şeyinim. Nefsin sana yardım ediyor. Hadi dinle beni. Nefsine güven. Ben nefsimin isteklerini yapmak istemiyorum. Git başımdan. Sana yardım etmek istiyorum. Beni sev. Nefsinim ben senin. Sen şeytansın. Ben Allahu Teala'ya güveniyorum. Git başımdan. Senin ayrılmaz parçanım. Senin arzuların, hayallerin, bütün isteklerinim ben. Senin nefsinim. Ben nefsimi yenmek için buradayım. Git başımdan. Nankörlük yapma. Burada zorluklar içinde kalacaksın. Nefsim, beni rahat bırak. Beni sev, nefsini sev. Sana zenginlikler, sana şan, şöhret sunuyorum. İstemiyor musun? İstemiyorum. İstiyorsun. İstemiyorum. İstemiyorum. Şimdi gidiyorum. Ama intikamım korkunç olacak. Ağırlıklar geliyor üstüme. Dağın üstüne konsa bu ağırlık dağı parçalar. Bu ne büyük yük. Beni ezmek istiyor. Ey yüce Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'inde bildirdiğin gibi muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Üzerimdeki ağırlık dağılıp gitti, hamdolsun. Ne bu halin? Buralarda ne işin var? Sen deli misin? Çölde ne işin var? Çekilin yanımdan. Uzaklaşın benden. Biz senin iyiliğini istiyoruz. Yaptığın iyi değil. Beni yolumdan çeviremezsiniz. Ben hakkı ve hakikati arıyorum. Hakikat biziz. Siz yalancısınız. Biz gerçeğiz. Hadi şehre dön. Buradan git. Yoksa seni fena yaparım. Sana karşı zor kullanır, canını yakarım. Ey Abdülkadir, onlarla mücadele et. Onlara galip geleceksin. Sen nefsini ve şeytanı yenmelisin. Bize sırtını dönme. Bizi kızdırıyorsun. Siz şeytansınız. Şeytansak ne olmuş? He? Biz senin iyiliğini istiyoruz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'tan başka hiç kimsenin bir işi yapmaya, engellemeye ve değiştirmeye gücü yoktur. İstemiyorum. İstemiyorum. Her şeyim Allah için. Bütün varlıklardan bana yüz çevirt. Allah. 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 Nefsimin isteklerini yerine getirmekten koru ya Rabbim. Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Sana haramları mübah, serbest kıldım. Başkasına yasak olan şeyleri sana helal kıldım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allahu Teala'ya sığınırım. Sus ey melun! Şeytan olduğumu nereden anladın? Allah'ın izniyle anladım.
Sana haramları helal ettim sözünden anladım. Çünkü Allahu Teala böyle şeyleri emretmez. Kur'an-ı Kerim'de bize bildirerek haram kıldığı şeyleri benim için değiştirmez. Ey Abdülkadir, Rabbinin izniyle bana aldanmayarak şerrimden, kötülüğümden kurtuldun ama şimdilik gene görüşeceğiz. Şeytanım. Çok pis kokuyorsun. Pis kokumu aldırma. Beni ve yardımcılarımı çok yordun. Artık senden vazgeçiyorum ve artık sana hizmet edeceğim. Senin bir dediğini iki yapmayacağım. Sana inanmıyorum. Uzaklaş buradan. Beni kovmayanından. Sana buradan uzaklaş dedim. Kovma beni. Seni fena yaparım. Şimdi gidiyorum ama intikamım korkunç olacak. Biraz uyu, sonra kalkarsın. Hayır. Hayır. Sana karşı çıkıyorum. Uyumayacağım. Ey nefsim, uyumayacağım. Bu gecede Kur'an-ı Kerim'i hatmedeceğim inşallah. Senden umudumu kestim. Galiba seni yoldan çıkaramayacağım. Sus ey melun. Defol buradan. Allahu Teala beni her seferinde size üstün kıldı. Çek git buradan. Her şeye rağmen, bütün yaşadıklarıma rağmen
İstediğim, aradığım şeye, amacıma, asıl isteğime ulaşamadım. Bütün kapıları denedim. Tevekkül, şükür, zenginlik gibi bütün kapıları denedim. Aradığımı fakirlik dünyasında buldum. Dünya nimetlerini hiçe sayarak büyük şerefe kavuştum. Kulluk sırrına erdim. Sonsuz özgürlüğe erdim. Bütün arzu ve isteklerim buz gibi eridi. Dünyaya bağlı bütün insani sıfatlarım kayboldu. Gönlümden Allahu Teala'dan başka her şeyi çıkardım hep. Allahu Teala ile olmak için fakr mertebesine ulaştım. Sonunda bütün varlıklardan yüz çevirdim. Ol sözüyle ihsan olundum. Allahu Teala'nın izniyle istediğim her şey oluyor. Elhamdülillah. Helva. Allahu Ekber. Deniz suyu tatlı su oldu. Her dokunduğumun lezzetli nimet olmasından, onları sırf bana ait yiyecek yapmaktan utanıyorum. Allah-u Teala'ya karşı edepli olmayı gözeterek bunların hepsini terk ediyorum. Bağdat'tan ayrılalı kaç yıl oldu? 10 yıl mı, 20 yıl mı, yoksa 25 yıl mı? Çok yıl oldu. Çok yıl oldu Bağdat'tan ayrılalı. İşte yıllardır ayrı kaldığım Bağdat. Hazreti Hızır sen misin? Evet Abdülkadir Geylani. Ben Hızır'ım. Emir var. 7 sene Bağdat'a girmeyeceksin. Abdülkadir, Bağdat'a gir, serbestsin. Bağdat'a gidiyorum. Doğru Şeyh Hammad bin Müslim'de basın dergahına gideceğim. Yağmur her tarafıma işledi. Allah'a her halükarda şükürler olsun. Oğlum Abdülkadir, sen ariflerin, Allahu Teala'yı tanıyanların seyyidi, efendisisin. Senin sancağın doğudan batıya kadar dalgalanacaktır. Akranlarının üstünde bir dereceye ulaşacağını müjdelerim sana. Ey mümin, ne oluyor ki seni komşunu yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum? Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki bu senin imanını zayıflatır. Mevla'nın yanında kıymetin kalmaz. Seni Allahu Teala'nın gazabına uğratır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır buyurdu diye bildirmiştir. Resul-ü Ekrem bir hadisi şerifte
ateş odunu yiyip bitirdiği gibi haset yani çekememezlik de iyilikleri yer buyurdu. Sen haset ettiğin kimseye hangi ve ne hususta haset ediyorsun? Onun kısmeti için mi yoksa kendi kısmetin hususunda mı haset ediyorsun? Eğer sana takdir edilenin onun eline geçeceğinden endişe ederek kıskanıyorsan, bu senin cahil olduğunu gösterir. Çünkü senin kısmetini başkası yiyemez. Muhakkak ki Allahu Teala sana zulmetmez. Şimdi suallerinizi sorabilirsiniz. Ey Abdülkadir Geylani, her zaman gizli açık kerametler gösterdiğin söyleniyor. Bizlere de bir kerametini gösterir misin? Kerametler ancak bir hayır, hikmet için gösterilir. Kerametini gizlemeyen dünyaya düşkündür. Bana talebe olan ya da evladımdan ve halifelerime bağlı olup keramet derecesine ulaşıp maksatsız keramet gösterenin yüzü iki dünyada kara olur. Abdülkadir Geylani Hazretleri misafirsiz gece geçirmez. Zayıflara yardım eder. Fakirleri doyurur. İsteyeni geri çevirmez. İki elbisesi varsa mutlaka birini isteyene verir. Yanında oturanlara ondan daha kerim ve lütufkar kimse olamaz inancı hakim olur. Sevdiklerinden biri gurbete çıksa ondan haber sorar, ilgisini ve sevgisini korur. Kendisine kötü davrananları affeder. Kötülüklerle uğraşan birçok kimse, hırsız ve eşkıya onun vasıtasıyla tövbe etti. Verdiği sözü tutar, kimseye karşı kötülük düşünmez. Ambarında helalden kazandığı buğday bulunur. Hizmetçisi kapıda ekmek elinde durur ve halka şöyle seslenir. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen kimse yok mu? Gelsin. Biz ilmin merkezi Bağdat'tayız fakat onun kadar yetişemedik. İsterseniz gelin bu mübarek adamın ilmi seviyesini ölçmek için her birimiz zor ama çok zor bir soru hazırlayalım. Gidip bu zor sorularımızı Abdülkadir Geylani'ye soralım. Tamam. Gidip kütüphaneye kapanalım. En zor soruları hazırlayalım. Nefsin Allah düşmanı ve ona muhaliftir. Ve her şey Allah'a tabidir. Allahu Teala Saat Suresi 26. ayeti kerimede arzularının ardından gitme ki seni Rabbinin yolundan alıkoymasın buyuruyor. Haramları terk et. Şüpheli şeylerden uzak dur. Mahlukattan bir şey ümit etme. Hediyelerine ve adaklarına heveslenme. Karşılaştığın her şeyde Allah'ın emirlerine uy. Aklına bir fikir gelse ya da bir şey ilham olunsa onları kitap ve sünnete danış. Gösteriş, iki yüzlü fasıklarla birlikte olmak gibi haramlar ilham olunuyorsa bu ilhamı şeytandan bil ve ondan yüz çevirip onunla amel etme. Çünkü nefsinin arzularına, şehvetlerine muhalefet etmekle emrolundun. Ben Abdülkadir Geylani Hazretlerinin önemle üstünde durduğu felsefe konusu üstüne düşündüklerini anlatayım. Abdülkadir Geylani Hazretleri felsefeyle meşgul olunmasını hoş görmez, felsefeden men eder. Çünkü felsefenin kaynağı akıldır. Filozof çeşitli bilgileri düzene koyarak madde, hayat, yaratılış, dünya, ruh, alem, ölüm ve ölümden ötesi gibi konulara aklına dayanarak cevaplar bulmaya çalışır. Bunu yaparken Allah Teala tarafından gönderilen dinlere uyup uymamasına bakmaz. Bu nedenle filozoflar doğru yoldan ayrılırlar. Felsefecilerin ortaya koyduğu bilgiler
Gerek fen bilgilerinin değişmesi, gerekse sonra gelen filozofların öncekilerden farklı düşünmeleri nedeniyle ya kısmen ya da tamamen değişir. Akıl tek başına yol gösterici değildir. Dinin rehberliğine muhtaçtır. Dinin yol göstericiliği olmaksızın tek başına yol almak isteyen akıl sapıtır. Bunun için din büyükleri, itikadın bozulabileceğini bildikleri için felsefeyle uğraşmayı men etmişlerdir. Yanımdan ayrılın. Çünkü görünüşte sizinleyim. Ama yanımda başkaları da var. Onlara yer açın. Onlara saygı gösterin. Burada büyük rahmet var. Onları sıkıştırmayın. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Allahu Teala benim ve sizin tövbelerinizi kabul etsin. Bütün huzurlarım acı içinde. Yalnız kalbimde hiç acı ve üzüntü yok. Kalbim Allahu Teala'yladır. Kudretle hakim kullarına ölümle galip olan Allahu Teala her ayıp ve kusurdan münezzeh. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Allah, Allah, Allah.